Avrupa Birliği'nden resmen ayrılma tarihi yaklaşırken İngiltere'de alışılagelmedik bir gelişme yaşandı ve İngiltere Kraliçesi siyasi mesajlar verdi. Kraliçe Elizabeth pazartesi günü parlamentoda yapılacak Brexit oylaması öncesinde siyasi partilere ortak zeminde buluşma, farklı görüşlere saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Şimdi bu mesajların yankılar için Londra'ya dönüyoruz. Barış Çimen karşımızda. Barış, Kraliçe'nin konumu genelde siyasi tutucu diye bilinir hep. Nasıl yankılandı bu açıklamalar İngiltere'de? Mehtap, şöyle başlayalım yayınımıza. Sonunda kraliçeyi konuşturdular. Evet, siyaset üstü bir kimliği var kraliçenin. Devleti temsil ediyor. O yüzden siyasete normalde karışmaz. Ama normalde tabii. Bu artık normal bir durumu aşmış durumda İngiltere'de. Ne dedi kraliçe? Nerede konuştu onu anlatalım. Norfolk'taki bir kadın enstitüsünün kuruluşunun 100. yılında konuştu. Orada açıklamalar yaptı ve mesajları çok enteresandı. Birdenbire kraliçe gündemin dışına çıktı ve dedi ki her nesil kendine göre çeşitli zorluklarla karşılaşır. Evet, zor zamanlardan geçer. Tartışmalarda ortak zemin bulmalı ve büyük resme sarılmalıyız dedi. Şimdi gündem dışı bu sözler birdenbire kraliçe acaba bunları neden söyledi diye merak edildi. Dün oldu bu açıklamalar. Ama sonradan hemen Londra'da da yankı bulmaya başladı. Kraliçenin kraliyet, yani kraliçeyi takip eden kraliyet gazetecileri kraliçenin Brexit'le ilgili bir mesaj verdiğinden kuşku bile duymuyor. Evet, böyle insanlar var. Kraliyet gazetecileri, uzman gazeteciler bunlar. Onlar kuşku bile duymuyor. Hatta hani onların üzerine siyasetçiler de bu mesajı kabul gördüklerine dair açıklamalar yapmaya başladılar. Özellikle İngiltere'nin Hazine Bakanı Philip Hammond radyoda yaptığı söyleşide kraliçenin yaptığı bu açıklamayı sözlerini çok bilgece bulduğunu söyledi. Ve şunları söyledi, aynen şunları aktaralım. Sanmıyorum ki o çağrılara itiraz eden çıksın hani aramızdan. Ortak zemin bulmalı, tavizler vermeli ve ileri adımlar atılmalı artık dedi Philip Hammond. Bu hep yaptığımız şey, bu ülkede problemleri biz böyle çözeriz. Yüzyıllara uzanan gücümüzün sırrı da bu. Ortak zemin bulur ve ulusumuzu bir araya getiririz. Bunlar kraliçenin sözleriydi ve bunların işe yarayacağı umuluyor şimdi. Şimdi önümüzdeki pazartesi parlamentoda Theresa May'in B planı oylanacak. Yani aslında geçtiğimiz salı bir B planı açıklaması bekleniyordu Theresa May'in Avrupa Birliği'nden ayrılık yolunda. Fakat açıkladığı şeyin aslında bir B planı olmadığı ortaya çıkmıştı. O Avrupa Birliği'nden yeni tavizler koparma gibi bir öneriyle girdi parlamentoya. Fakat Avrupa Birliği hemen bir açıklama yaptı ve bu beklentisini boşa çıkardı Theresa May'i. Şimdi ne olacak? Beklenen şu, kraliçenin bu sözleri siyaseti yeniden rayına oturtabilir. Yani pazartesi günü toplu istifalar olabilir şeklinde uyarıda bulunan bakanlar bir kez daha belki de düşünecek ve Brexit'te ortak bir zemin arayışı güçlenecek Mehta. Evet, Barış Çimen Brexit geri sayımının sürdüğü İngiltere'den son durumu paylaştı. Teşekkür ediyoruz.